İsveç İstihbarat Bürosu üyelerinden kimsenin öldürme yetkisi yoktur. Bu ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şeydir. Ulusun çıkarına hizmet etmediği sürece. Yine rüya görüyordun. Uyandırdın mı seni? Hayır. Neden nereye gittiğini söyleyemiyorsun? Çünkü sana yalan söylemek istemiyorum. Söyleme öyleyse. Gerçeği söyle. Dört ay sonra. Özbekistan, Afganistan sınırı yakınları. Denisov. Denisov, birileri blöf yaptığını anlarım. Sadece anladığını sanıyorsun. Bunu gözlerinde görürüm. Annem derdi ki, kadınlara güvenirsen fakir ölürsün. Bana güvenirsen genç ölürsün. Anladın mı beni? Anladığıma göre annen akıllı bir kadınmış. Seni lanet herif. Öyle şanslısın ki. Bana bildiğim her şeyi Bay Green öğretti, biliyor musun? Bay Green, Bay Dolar. Bay Green iyi bir adamdı. Her şey hazır. Yarın gidiyoruz. Bak bu çok iyi. O lanet yer sinirlerimi bozuyor. Şerefe. Thank you.
Krutov, malları al. Beni takip et. Ben de onları koruyacağım. Kaç tane getirdiniz? Anlaşmamızda olduğu gibi 200 ünite. Doğru koordinasyonlara sahipseniz Amerikalıların başını 80 kilometre öteden havaya uçurabilirsiniz. Şunları dışarı çıkaralım. Bana yardım et. Ne oldu? Denisov, bu senin gerçek adın mı? Evet. Aa, sahi mi? Bunun olduğunu biliyor musun? Kamyona yüzün dön. Takip cihazı. Adamlardan biri kayıp. Sürücü Sorgi. Peki param nerede? Sürücü kayıp. Bulun onu. Thank you.
Ulusun yararına. Askeri İstihbarat Servisi, Stockholm. Daha önceden tanınan bir grup 200 Kayşe Doğu misil alarak Avrupa'nın en çok aranan silah kaçakçılarını zararsız hale getiriyor ve sen bir sonuç çıkaramıyor musun? Aynen böyle oldu. Senin görevin o İsveç yapımı GPS'le yönlendirilen misillere refakat etmek ve yanlış ellere düşmediğinden emin olmaktı. Şimdi onlar gitti ve lanet bir fikrimiz yok. Böyle olduğunu söyleyebilirim, değil mi? Hamilton'ın görevi silah kaçırılan bağlantıları planlamaktı. Bu senin ona verdiğin görev olabilir ama 3 aydan itibaren buranın komutan subayı ben olacağım. Bununla birlikte bu bağlantılar hakkında kimse bana bir şey söylemedi. Dimitrov cevaben müşteri saldırıda öldürüldü. Öyleyse network'ü planlayamadın, öyle değil mi? Beyler. O yeni ve kendi bölgesini belirlemesi lazım. Söyle bana, o grup onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Çok organizeler ve profesyoneller. Etkisizleştirdiğim adam saat takıyordu. Bir Luminox. Birleşik Devletler ajanlarının taktıklarından, donanma damgalısından. Amerikan mı? Muhtemelen. Avubere, Etiyopya. G işte böyle oluyor. F. Gönder. Bu tarafa. Tamam mı? Hadi buraya koy. Şimdi arkadaşımdan buraya koordinatları alacağım, anlaşıldı mı? Bu sende kalsın. Koordinatlar sende mi? Hadi buraya koy. Koordinatlar sende mi? Bunlar doğru GPS koordinatları mı? Aha. Nüfus burada yoğun. Saldırıya hazırız. Burası onun evi. Saldırının olması... Plan değişti. Yapma dostum. Samatar Rahim'in iki çocuğu var. Asla olmaz. Ben kesinlikle çocuk öldürmem. Suçu onlar üstlenecektir. Sen bir şey yapmayacaksın. Onlara demin koordinatları kullanmaları emrini verdim. Lee, emirlerini sorgulamanın zamanı değil. Abdullah, ya da adın her neyse. Koordinatlar. Burada bekle. Merhaba. Benjamin, her şey yolunda mı? Evet. Aa, eve gitmek çok güzel olacak. Çocuklar için hediyeler almalıyım. Bana havaalanında bir şeyler almayı hatırlat. Sorun değil. Tanrım. Arabadan çık. Onu uyarmayacaksın. Lanet olası arabadan çık! Peki ya sonra? Saklanacak mısın? Seni buluruz. Gözden kaybolamayacağını biliyorsun. Şimdi silaha para ver. Geri çekil. Tanrım, sakin ol. Yoksa bir sonraki tam gözlerinin arasına gelecek.
Lagerbeck, şuraya geç. Ne? Hadi, hemen. Tamam. Sür. Sür dedim. Üzgünüm. Amacım seni bu işe sürüklemek değildi. Beni neye sürükledin? Bir aydır birlikte çalışıyoruz. Birdenbire bir manyak gibi silah çekiyorsun. Neler oluyor? Lagerbeck. Sektragon'un teknik danışmanıydın. Onlar bunun karşılığında teröristleri eğitiyor. Sen neden söz ediyorsun? Sektragon bütün gücüyle peşimden gelecektir. Yani bu yüzden mi bana ihtiyacın var? Seninle rehineyim mi? Hayır. Ama kendi güvenliğin için sana daha fazlasını söyleyemem. Şimdi Cibuti'ye gidiyorum. Oradan İsveç'e güvenli bir şekilde geçebilirsin. Sakin olun. Bunun bir yolunu bulabiliriz. Paramı alabilirsin. Paramı alabilirsin, tamam mı? Ne diyor bunlar ha? Neler oluyor? Paramı alabilirsin, tamam mı? Alabilirsin. Bak. Bak, ben İsveç vatandaşıyım. Sınırın yanlış tarafındasınız. Burası Somali. Söder Hastanesi, Stockholm. Umarım zamanını bu gece evde geçirmezsin. Evet. Sonra görüşürüz. Bu o mu? Evet. Bu gece iyi eğlen. Ne istiyorsun? Seni görmek. 4 ay sonra mı? Unut gitsin. Haklısın. Sana kendimle ilgili bir şey söylemedim. Ne yaptığımı, neden gözden kaybolduğumu. Ama sana yalan da söylemedim. Çok iyi. Ama 4 ay geçti. Açıklamaya çalışabilirim. Eğer dinlemek istersen. Silah kaçakçılarıyla yaşadın. Bir Rus taklidi yaparak. Sen bir ajan mısın? Ben istihbarat subayıyım. Özel görevli. Karına ihanet ettiğini düşünmüştüm. Hmm.
Gittiğimden bu yana her gün aklımdaydın. Beni görmek istemeyeceğini... istemeyeceğini düşündüm. Ama seni tekrar görmek istedim. Ben oradayken... yani oradaki zaman... düşünmemi sağladı. Neyi düşündün? Hayatımı değiştirmek istediğimi. Hangi yönden değiştirmek? Hayatımı seninle geçirmek istiyorum. İstediğim tek şey bu. Başka şeyleri yeterince yaşadım. Gel bana gidelim. Somali'de bir sorun var. Hükümetin plana izin vermesini bekliyoruz. Seni haberdar edeceğim. Muhtemel bir Afganistan bağlantısı var. Ayrılmaya hazır ol. Beni takip mi ettiriyorsun? Hayır. Pek tanıdık gelmediler. Ben kontrol ederim. Maria Soska'yı da kontrol ettiririm. İsveç'ten ayrılmadan son gördüğün kişi oydu çünkü. Bunu da nereden biliyorsun? Sence Maria bu işin içinde mi? Ne düşünüyorsun? Yanıldığını düşünüyorum. Hoşça kal. Dikkatli ol. Hoşça kal. Nöbetteyim. Acil durum. Operasyon odasına gitmeliyim. Tamam. Hiçbir yere gitmiyorsun bayım. Birazdan bize kahvaltı hazırlayacağım.
Başbakanlık Ofisi, İsveç. Adı Lagerbeck olan şu adam nerede bilmiyor muyuz? Ya da hayatta olup olmadığını. Başka bilgi bulamadınız mı? Evet, Lagerbeck Somali'de. Hapishanede. Hapishanede mi? Evet. Evet. Klas Olofsson, Bay Lagerbeck Etiyopya'da ne yapıyordu? Bay Lagerbeck oraya şahsi meseleler için gitti. Somali sınırında kaybolmuş. O bölge seyahat etmek için çok tehlikeli bir bölge değil mi? Gözden kayboluş hakkında elimizde şu anda daha fazla bilgi yok. Sizce mesleğinin sizin için yüksek teknoloji silahlarla çalışmasının bunun kayboluşuyla bir ilgisi var mı? İlgisi olduğunu sanmıyorum. Bu ihtimal dışı bir varsayım ama değil mi? Northforge'un yönetim CEO'su olarak orada ne yaptığınızı bilmemiz mantıklı görünürdü. Martin'la gibi bilgilendirme ve eğitimde çalıştı. Northforge endüstrisindeki herkes hükümetin onu ailesine olabildiğince çabuk kavuşturmakta elinden geleni yapacağını umuyor. Sayın Başbakan, bu olayın yaklaşan barış zirvesi üzerinde olumsuz etkisi olacağına inanıyor musunuz? Barış zirvesine Joseph Bekele ve diğer işbirlikçilere bölgede tutarlılık yaratma imkanı teklifleri verilecektir. Sayın Bakanımız, Northforge endüstrisinin içinde bulunduğu işlere daha yakından bakıp bu bölgedeki ülkeleri bağlayıp bağlamadıklarını görebilecek misiniz acaba? Hayır. Martin Lagerbeck'in kaybolmasının bizim işimizle ilgisi olmadığından dolayı... Sorumu cevaplamadınız. Northforge'u araştırmadan Lagerbeck'in onlarla bir iş yapıp yapmadığı ihtimalinden nasıl emin olabilirsiniz? İsveç'in bu bölgede silah kaçakçılığına bulaşmış olduğu önemsiz ve komik bir düşünce. İsveç savaştaki bir millete silah satılmasına asla göz yummadı ve yummaz da. Lagerbeck'i oradan çıkarmak için bir güvenlik şirketi ya da özel bir ordu mu kiralayalım? Hayır, biz değil. Northforge Endüstrisi. Klaus Olfson benimle bağlantı kurdu ve bu ayarlamayı teklif etti. Peki bu tam olarak nasıl yapılacak? Sarah, bırak bunu Centragon yapsın. Onlar profesyonel. İki yıl önce Centragon Kolombiya'da 6 Hollandalı yardım görevlisini serbest bıraktırmıştı. Geçen sene de Mogadishu'da İki Fransız doktoru. Orada bir de İsveçli istiyorum. Bu durumda deneyimli olan birini. Tamam. Katil bazı fotoğrafları almış. Muhtemelen Polonya'dan onu ziyaret eden biri. Bence katil bizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Maria nöbetteymiş. Akşam saat 11.45'te hastaneye çağrılmış. Gitmeden önce neden yatağını yapsın ki? Evet, belki de hiç yatmamıştır ha? Hı? Hayır. Nöbetteki doktorlar nerede olursa orada uyur. Böyle bir yere nasıl gücü yetiyor? O bir cerrahtı. Bilirsin. Daha iyi iş, daha iyi hayat. Uçağın 2 saat sonra kalkıyor. Bunu oku. Detayları sonra göz atarız. Polis ne dedi? Katilin Polonya ile bağlantısı varmış gibi gösterdiğini. Dairede bir tek ipucu yok. Cinayet aleti de yok. Teknik bir kanıt da yok. Maria masumdu. Burada saklanamazsın. Tırmanarak sadece duvarları eskitirsin.
Samatar Rahim, Somali'nin sürgün edilen politikacısı. Dün parçalara ayrılmış. Sorumluluğunu şu ana dek kimse almamış. Sonraki sayfa. Martin Lagerbeck, Northforge Endüstrisi'nin bir elemanı. GPS iz bulma ve lazerle çalışan silahlarının uzmanı. Somali milisleri tarafından tutuklanmış. Northforge onu kurtarması için Sektragon'u aramış. Afganistan'da kaçırılan Sky Shadow kargosunun şimdi Somali'de olduğuna inanıyorum. Lagerbeck çıkarıldığında orada bulunacaksın ve İsveç'e döndüğünden emin olacaksın. Sonra da Cibuti'ye uçacaksın. Beyrut'ta birkaç saate ihtiyacım var. Bunu yapacaksam kendi yöntemimle yapmam gerekir. Lagerbeck'i bulup eve geri getir. Başka yolu yok, vermen özellikle söylüyorum. Onu benden uzak tut. Beyrut'ta durmayı kabul edemeyiz. Beyrut, Lübnan. Harika görünüyorsun. Sen de yorgun görünüyorsun. Gizli kalması lazım. Somali'de bir bağlantım var. Adı Chet. Tarık, hala burada mısın? Bay Hamilton. Carl. Bunun Etiyopya'daki İsveç silahları kullanılarak yapılan terör saldırısıyla ilgisi var mı? Küçük olabiliriz ama kör değiliz. Yüksek teknoloji silahlı terörist diye işaret değil. Terörist mi? Bununla ilgili her şey Somali'deki El Şebab'ı gösteriyor. Görünüşe göre benden daha çok biliyorsun. Bu iyi değil. Merak etme. Buraya bir gözlemci olarak geldin ve benden gizli kalmasını istiyorsun. Merak etmemem gereken başka şeyler de var mı? Gerekirse ben bağlantıya geçerim. Yakalamam gereken bir uçak var. Somali. Hamilton. Rob Hart. Pekala, üç şey. Birincisi, emrimin altındasın. İkincisi, buraya sadece gözlemci olarak geldin. Ve üçüncüsü, hey. Üçüncüsü, işimizi yapacağız. Ne olursa olsun. İşimiz ne? Görevi tamamlamak. Beni anladın mı? Kesinlikle. Miller, duruma uygun giydirdiğinden emin ol. Beni takip et. Olur da işler ciddileşirse. Önde durduğundan emin ol patron. Açın. Ne taşıyorsun? Her zamanki şeyler. Düzenbazlık yok. Yok. Geç. Hadi kapıyı kapatın. Thank you.
Benimiz. Anahtarlar. Tamam, odaklanmaya devam. Gidelim. Hadi. Gir içeri. Yürü. Yürü. İndir onu. Hadi hadi. Nerede o? Bu. Kimsiniz siz? Siz? Amerikalı nerede? Hey! Hey, burada işimiz bitti. Bir şey söyleme. Anlaşıldı mı? Silahınızı bırakın. Silahını indir. Silahı yere koy. Tamam, onları içeri götürün. Siz kimsiniz? Seni bulamayacağımızı mı sandın? Bir şeyleri açığa kavuşturmama izin ver. Sen lanet bir hainsin. Bana şimdi ne yapacaksınız? Siz kimsiniz? İç. Sen İsveçlisin. İç. Sıvıya ihtiyacım var. İsveç'e döndüğünde soru yağmuruna tutulacaksın. Etiyopya'ya iş için gelmedin. Anlaşıldı mı? Biliyorum. İyi dinle. Çalınan Northwatch silahıyla bir ilgin olduğu söylenebilir sana.
Bunu bilmiyordum. Onları ben eğittim. Kimi eğittin? Sektragon. Dünden önceki gün bir Sky Shadow Etiyopya'da bir hedefini yok etti. Somali'den ateşlenmiş. Lanet olsun. Demek gerçeği söylüyordu. Kim söylüyordu? Benjamin Lee. Senin yanındaki hücredeki adam mı? Evet. O Sektron için çalışıyordu. Ayrıldı ama. Somali'de teröristleri eğittiklerini iddia etti. Tamam. Şimdi ne olacak? Eve gidiyoruz. Onları nereye götürüyoruz? Sen Miller'lasın. Miller, onları otele götür. Hadi buradan gidiyoruz. Peki ya Lagerbeck? Sen üstüne düşeni yapsın. Lagerbeck birkaç gün sonra evde olur. Tamam. Hey. Acaba bir şey unutmuyor musun? Sektragon Genel Merkezi, Dallas. Evet. Alo. Smith. Ben Hart efendim. Bekleyin efendim. Efendim. Neler oluyor? Hapishane görevi tamamlandı. İsveçli ve Lee çıktılar. Onunla konuşan oldu mu? Hayır efendim. Helikopter şimdi geliyor. Peki sen ne yapacağını biliyorsun. Evet efendim. Bununla sen ilgilen. Orayı. Anlaşıldı. Sektragon Genel Merkezi, Dallas. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Hareket özgürlüğü istiyoruz. Sorun yaratmadan geri almak istediğimiz biri var. Bu ayarlanabilir mi? Aklından ne geçiyor? Onun adını listede görmek istiyorum. Sektragon için ne yaptın? Bana güven. Yoksa seni burada bırakırım. Seçim senin.
benim alanımı istihbarattı. İstihbarat servisi. Gizli operasyon. Sen de kim oluyorsun? Ben İsveç İstihbarat Servisi'nin amiriyim. Afganistan'daki kayıp Shadow'lar hakkında ne biliyorsun? Beni yanında İsveç'e götür. O zaman bütün bildiğimi anlatırım. Onlardan biri Etiyopya'da sürgündeki Somalili politikacıyı öldürmek için kullanıldı. Samat Ar-Rahim. Bunu durdurmaya çalıştım. Bu yüzden buradayım. Sektragon neden Somali'ye terörist sağlıyor? Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar gitmeye hazırlar. Gitmeleri gerekirse. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ya beni yanında İsveç'e götürürsün ya da burada bırakırsın. Seçim senin. Seni koruyacağız. Sen kıpırdama. Bay Hamilton, ben Chet. Mona selamlarını gönderdi. Size yardım edeceğim. Lee, bu Chet. Sen onunla gideceksin. Daha sonra Amman'da buluşuruz. Stockholm. Yetkililer kaçırılan ve sonra Somali'de hapse atılan Martin Lagerbeck'in serbest bırakılmasının ayarlanmasını sağladı. Milisler El-Şabab olarak bilinen Müslüman grup bugün Somali'nin sürgün edilen Samat Ar-Rahim ve ailesinin yapılan saldırıda öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi. Etiyopya istihbaratına göre saldırıda İsveç GPS kontrollü Missile Sky Shadow'lar kullanıldı. Birleşik Devletler yetkilileri bölgedeki gelişmeler konusunda son derece endişeli. Hem El-Kaide ve hem de El-Şabab'ın Somali'deki varlığı güçlü. Yüksek teknolojili silahlara ulaşabilmeleri gerçeği ve onları nasıl kullanacaklarını bilmeleri kesinlikle fark yaratıyor, diyor Dışişleri Bakanı Jan-Erik Gransfors. Bunun en dibine inmeni istiyorum. Geçen birkaç yıldaki bütün Northforge endüstrileri iş anlaşmalarını baştan sona araştırmanı istiyorum senden. Bunun tam olarak nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Sence Klaus Olofsson bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor? Lagerbeck'i eve getirmekte çok istekliydi. Eğer kural dışı bir şey olduysa bunu televizyonda görerek öğrenmek istemiyorum. Tamam. Merhaba. Kimse yok mu? Merhaba. Ben Johanna Runestam, polis memuruyum. Ha. Bu kadını tanıyor musun? Onu daha önce gördün mü? Evet, bir adamla birlikteydi. İkisi birlikte şurada oturdular. Tamam. Bu adam... Amman, Ürdün.
Yarın buluşmamız gerekmiyor muydu? Evet. Ama Tarık'ın bazı soruları var. Tarık mı? Benjamin Lee kim? Sekragon için çalışmış. İsveç güvenliğiyle ilgili bilgileri var. Onlar için mi çalışıyor? Nasıl olur da Birleşik Devletler'de terörist olarak listelenir? Benjamin Lee'ye yardım eden kişiler de terörist olarak etiketlenecek. Sekreto'nun bağlantıları var. O yüzden bu listede. O listenin amacı senin gibi insanları korkutmak. Cedi hatırlıyor musun? Evet. Sana Somali'de yardım eden adam. O kayıp. Eğer Chet konuşursa Bay Hamilton, bu senin hakkında olmayacak. PLO. Bunun dışında olmalı. Lee'yi Chet'le değiştireceğiz. Tarık, lütfen. Muano ile bir süre yalnız kalabilir miyim? Hazır mı oldu? Hazır mı oldu? Amiş mi oldu? Halas Tarık, her şey. Halas. Umarım bunu yakında bitiririz Bay Hamilton. Hoşça kal. Güle güle. Dünyanın en büyük özel ordusunu kışkırttığının farkında mısın? Evet, aklımdan geçti. Onu Sektragon'a bağlayacak herhangi bir bilgi bulamadım. Tarık doğru. Bu bizi ilgilendirmez ve PLO'nun teröristlerle ilgisi olmamalı. O bir terörist değil. Ona inanmasaydım burada olur muydum sence? Seni bırakmayacaklardır. Biliyorsun, bu bittiğinde peşinden gelecekler. Biliyor musun, ben 20 yıldır bu işin içindeyim. Ve aslında zamanım doldu. Lee'yi ülkeden çıkarmak için bağlantılarına ihtiyacım var. Bana güvenmeni istiyorum. Güveniyorum. Somali. Gonzales, kaldır. Bir kız kardeşin var. Konuş, yoksa sıra ona gelecek. Aman da. Kiminle? Kiminle? Kız kardeşini düşün. Burada benimleyken. Amman'daki bağlantın kim? Mona. Mona Elfatar. Ve bir adam. Amman, Ürdün. Selamun aleyküm. Lee nerede? Beni ona götür. Başka bir zaman. Daha önce başaramadım. Özbekistan'la Afganistan sınırı arasında, hatırlasana. O sendin. Lee ile işim bitince senin için geleceğim. İnşallah. Alo.
gördün mü? Hamilton'ı öldürebilirim. Tekrarlıyorum. Hamilton'ı öldürebilirim. Hayır. O bizi Lee'ye götürecek. Onu sonra öldürürüz. Çatının sağında nişancı var. Koş. Peki Ali. Onu buldun mu? Onu buldun mu? Tarık. Çok üzgünüm. Eğer insanlar senin için hayatlarını feda edeceklerse nedenini bilmek istiyorum. Arkadaşım neden öldü? Bana cevap ver dedim. Ne biliyorsun? Bunu yapma. Bunu sakın yapma. Umarım buna değer. Burada bekleyin. Otur. Bana yaptığın yardımlar için gerçekten minnettarım. Hayatımı kurtarmak için Mano ile olan arkadaşlığımı kullandım. Bu yüzden şimdi bana bildiğin her şeyi anlatmanı istiyorum. Her şeyi.
Sektragon gibi bir organizasyon için savaş son derece kazançlı. Pentagon Irak'taki özel mühendislere 10 bin dolar para harcadı. Dünya El Şabab'ın tekrar vurmasını bekliyor. Ve bunun ne zaman ve nerede olacağını bilmiyorum. Operasyonu Hart'ın ekibi uygulayacak. Suçu El Şabab üstlenecek. Ne yapacaklar? Güvende olduğumda sana daha fazla bilgi veririm. CIA'in terörist listesindesin. Sektragon'un CIA'de bağlantıları var. Ne yapabilirim? Başbakanımızla doğrudan konuşmak için talepte bulunalım. Bu doğru insanlara ulaşabilmen için tek şansın. Tamam. Havaalanı gözetim altında. Bu yüzden seni Damaskus'a götüreceğiz. Oradan uçacaksın. Ebu Ömer, bana onu saklayacak bir şey bul. Bay Lee, hoş geldin. Senin işin artık bitti Hamilton. Bu taraftan lütfen. Size zaten söyledim bayım. Eğer sadece başbakanla direkt konuşabilirsem, Sektragon'la ilgili bütün bilgileri veririm. Pazarlık taktiklerinin çok işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü CIA'in İsveç gözetiminde olduğunu öğrenmesi an meselesi. Bunu unuttun mu? O gece beni daha sonra aradı. Bilgisayarını unuttuğunu söyledi. Ve onun için ona göz kulak olmamı istedi. Bilgisayar burada mı? Evet, benimle gel. Merhaba. Merhaba. Orada Maria ile birlikte olan buydu. Bunu onaylayacak iki şahidim var. Ve bu fotoğrafı medyaya verebilir miyim acaba? Bence beklemelisin. Neden? Önce birkaç şeyi kontrol etmem gerek. Neyi kontrol edeceksin? Anlatamadım galiba. Anlamadığım bir şey mi var? Kim olduğunu biliyorsun. Bu konuyu bırakalım. Unut bunu. Northforge Industries. Dışişleri Bakanlığı uygunsuz kullanıcı sertifikasını onaylamadı. Dolandırıcılık yok. Para yedirme, rüşvet, Northforge'la ilgisi olan kaçakçılık falan da yok. Araştırma sırasında göze batabilecek tek bir şey var. Neymiş o? Birkaç yıl önce Macaristan'la Skyshadow anlaşmasına baskı yapman. Ama tüm bunlar yasaya uygundu değil mi? Ama sanırım onların kaybolması ve senin paranı alman gerçeğinin dışında. Şimdi Somali'de El-Şabab tarafından kullanılıyorlar. Dur bir dakika, sen ne ima ediyorsun, ne diyorsun sen Tanrı aşkına, söyler misin Klaas? İsveç istihbarat servisinin gözaltında bir adamı var. O bütün bunları biliyor. Hepsini.
Anlıyorum. Peki, peki kimmiş o? Adı Benjamin Lee. Ve ağzındaki baklayı çıkaracak. Yani Benjamin Lee İsveç hükümetinden bir güvence istiyor. Yeni bir kimlik ve tabii ki koruma. Hı? O zaman sadece seninle konuşacak şahsen. Bu sorun olmayacaktır değil mi? Ne yazık ki bir aksaklık var. Birleşik Devletler onu terörist listesine almış. Benjamin Lee savaşın Afrika Yarımadası'nda nasıl adım adım hazırlandığıyla ilgili her şeyi biliyor. Ama bu suçlamalar teröristler tarafından yapıldı. Gerçek bir kanıt var mı? Hayır. Biz Benjamin Lee'nin bu konuda güvenilir olduğuna inanıyoruz. Güvenilir mi? Yani CIA'nin bilgisini göz ardı mı etmeliyiz? Sektragon teröristlerin suçlanacağı bir saldırı planlıyor. Bu olduğunda o bölgede savaş kaçınılmaz olacak. Onu konuşturun. Joseph Bekele barış zirvesine gelinceye kadar Benjamin Lee'nin bildiği her şeyi bilmek istiyorum. Birleşik Devletler Ordusu'nun üst düzey yetkililerine göre Somali'de birkaç askeri operasyonun yer almasının kararlaştırıldığını söyledi. Etiyopya Başbakanı Afrika Yarımadası'nın barış şampiyonu Joseph Bekele, bölgenin geleceği hakkında ve ülkeler arasında daha fazla şiddetin patlak vereceği konusunda endişeleniyor. Ve şimdi de Dr. Maria Solska cinayetindeki gelişmelere bir göz atacağız. Polis sözcüsüne göre kesin kanıtın Dr. Solska'nın geçen yıllarda hayatının büyük kısmını geçirdiği Polonya ile bağlantısı var. Ile konuşmanı istiyorum. Bana bu işe ilgim olmadığı söylendi. Onu konuşturabilecek tek kişi sensin. Sen Benjamin'in güvendiği tek kişisin. Bana güvenen başka biri daha vardı. O şimdi ölü. Maria Soska'yı unut. O bir kazaydı. O lanet bir kaza değildi. Bir refleksti. Bunu biliyorsun. Bunu tekrar tekrar düşündüm. Sana 20 yıllık hizmetimde pek çok kez hayatta kalmamı sağladı. Sadece bir saniye sürdü ve Maria'yı öldürdü. Yanılıyorsun. Yarın polise teslim olacağım. Sen sistemde olmadığını biliyorsun. Ve bunun iyi bir sebebi de var. Görevin bu anlamda senin yararına korunuyor. Ben ulusun yararını korumak adına öldürmek için eğitildim. Sadece artık bunu yapamam. Evet. Yapamam. Ben onu sevdim. Onu sevdim. Anlıyor musun? Maria'nın ölümü bir refleksin sonucu olabilir ama bu aynı refleks Benjamin Lee'nin hayatını kurtardı. Bu yüzden senden rica ediyorum. Lütfen Lee ile konuş. Bunu polise gitmeden önce yap.
çok geciktin. Onlara saldırı hakkında her şeyi söyledim bile. Ne söyledin? Kime? Benjamin Lee'ye gitmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Merman ve ben... Bir hain var, yoksa Sekaton onu asla bulamaz. Buluşmamız lazım. Hayır. Ne de olsa ben sistemimin parçası değilim. Bunu kendi yöntemle yapacağım. Sen benim için çalışıyorsun. İrtibata geçerim. Bunu tek başına yapamazsın. Ben tek başıma değilim. Sektragon'un onu burada nasıl bulabildiğini açıklayabilir misin? Onlar olduğunu nereden biliyorsun? Başka kim olabilir ki? Gözetim kasetleri gitmiş. Lanet olsun. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoşçakalın. Thomas, birkaç dakikalığına gelebilir misin? Benjamin Lee kaybolmuş ve muhtemelen öldü. Güvenliğinden sorumlu 3 İsveç polisi de öldürülmüş. Birileri yerini söylemiş olmalı. Ne yapmalı? Burada yani... bunu bilen sadece ikimiziz. Tanrım Sarah, beni mi suçluyorsun yani? Benjamin Lee terörden aranıyordu. Tüm bildiğimiz buydu. Bunun kendi istihbaratımızın hatası olmadığını nereden bilelim? Ya da belki adamlarımızı Benjamin Lee öldürdü ve de kaçtı. Bunu bilemeyiz ki. Hayır. Ama öğrenmeyi çok isterim. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bunu Tarık için yapıyorum. Peki, saklandığın yer burası mı? Evet. Şunu gördün mü? Şuradaki. Bu Hart. Evet, ama o Lee'yi nasıl buldu? Bir hain mi var? Evet, anlaşılan öyle. Ama saldırı hakkında tek kelime duymadım. Eğer yalan söylemiyorsan. Evet, hayatta kalmak için. Ve Hart bunu fark eder etmez onu öldürecektir. Bu yüzden Hart'ın peşine gideceğiz. O bizi Lee'ye götürecektir. Onu tanır mıydın? Evet. O öldürüldü. Bunu kim yaptı? Peki ne oldu? Maria Solska. O da bu işin içinde mi? O da mı Sektragon için çalışıyordu? Hayır. Senin hatan mıydı? Boğazını kestim. Sana güvenebilir miyim? Ne konuda? Hart'la karşılaşırsak o zaman sana güvenebilir miyim? Ben bu işi yaklaşık 20 yıldır yapıyorum. İstatistiksel olarak zamanım doldu. Bunu bana kendin Amman'da söyledin, değil mi? Evet, söyledim. Peki nasıl tercih edersin? Kalbe bir kurşun? Ama bu benim işime yaramaz, Karl.
Biliyor musun? Onunla bir hayat hayali kurmaya başlamıştım. Bir hayat mı? Yani sıradan bir hayat mı demek istiyorsun? Hayat gibi bir hayat. Carl. Sen olduğun kişisin. Bunu neden kabul edemiyorsun? O masumdu. Masum olan bir tek o değildi. Ve şu an Carl, bilmek istediğim tek şey sana güvenip güvenemeyeceğim. Beni anlıyor musun? Evet. Bana güvenebilirsin. Şu anda senin evindeyim. Bildiklerini bizim de bilmemiz gerekir. Beni ara. Merhaba. Carl Hamilton'la konuşmak istiyorum. Konu neydi? Bu soruma açık bir cevap değil. Johanna. Tamam, içeri gel. Carl burada mı? Hayır. Benimle konuşabilirsin. Ben babasıyım. Oğlum neler yaptı? Sen babası değilsin. Ne, o izini mi sürdün? Senin sayende. Patronunla konuştum ve dün beni görmeye geldiğinde onu takip ettin. Bu çok uyanıkça. Seni gördüm. Dışarı çıkman için de bekledim. Carl bir kadın öldürdü. Onu gizlemek sence doğru mu? Şimdi dinle. Hamilton bizim en değerli kaynaklarımızdan biri. Senden bir kez rica edeceğim. Sadece bir kez. Küçük mücadelenden vazgeç. Öylesine bırakıp gider miyim sanıyorsun? Bir kez söylerim. Hepsi bu. Gidelim mi? Sektragon Genel Merkezi, Dallas. Lee konuştu. Zarar ne peki? Oldukça küçük. Ne yapman gerekiyorsa yap. Peki ya İsveç Başbakanı işin içine girerse? Joseph Bekele ölecek. Bunu böyle planlamadık. Ama ölümü kesinlikle aynı etkiyi yaratacaktır. Anlayacağın esneklik mesleğimizin temel taşı. Eğer esnek kalırsak kontrol bizde olacaktır. Kontrol. El Şabbab sorumluluğu üstlenecektir. Ve yeni Etiyopya hükümeti teröre karşı mücadelede bize katılacaktır. Stockholm. Merhaba. Günaydın. Daha önce aramıştım. Rezervasyon yaptırdım. Evet. Bu odanın köprü manzarası var kesinlikle mı? Kesinlikle efendim. Bunu sizin için ayarladık. Oda numarası 5083. Hoş geldiniz Bay Lee. Zamanlamayı kontrol et. Her şey ayarlandı ve iyi. Mavi Lexus. Bu. Başlamaya hazırız. Bunda salya ve DNA evet. Var mı? Güzel. Hey! Bu çok büyük. Bu otelin yarısını hayır, uçur. Hayır. Kemerde inşaat çatlağı var. Baş kısmın birazı ve gövdesi sağlam kalacak. Kemer efendim. Hart. Hart ne yapıyorsun?
Harp, lütfen. Beni dinle. Savaştayız. Yoksa unuttun mu? Lütfen. Joseph Bekele daha iyi bir sebep için ölecek. Dünyanın terörün yer edindiğine ne olduğunu görmesi için. Buna kendin neden oldun. Kendini havaya uçurmadan önce Birleşik Devletler'in iki önemli ismini de öldüreceksin. Bunun olacağını göremedin, değil mi? Sen de kimsin? Bekle. Hiç silah kullandın mı? Kimseyi öldürdün mü? Özbekistan'la Afganistan sınırı arasında o gün 16 kişi öldü. Bütün bir aile Somali'deki Sky Shadow'la silinip gitti. Onları sen öldürdün. Tetiği çekmedin ama. Ama onları sen öldürdün. Evet. Benjamin Lee. Hart onu kaçırmadan önce bana her şeyi anlattı. Eğer kendin teslim olmaz ve onlara her şeyi anlatmazsan geri geleceğim. Bundan emin ol. Bilmem anlatabildim mi? Hart, buluşmamız lazım. Ne oldu? Adamın biri ofisime geldi ve beni öldürmekle tehdit etti. Her şeyi biliyorum. Her şeyi. Nine, kendine çeki düzen ver. Beni duydun mu? Benimle parkta buluş. Ormanda. Tamam. İşte yeme yakalandılar. İsveç'e geldiğiniz için teşekkür ederim Bay Bekele. Benim için bir zevk. Ben... Ne biliyordu? Lee senin kaçırdığını biliyor. Bu ne zaman oldu? Yaklaşık 30 dakika önce. Miller. Evet efendim. Yalnız mıyız? Hayır. Hamilton takip ediyor. Mikel'in teslimatı zamanında. Otel Clarion'a geri git. Evet. Tamam. O ölü bir adam. Dışarı! Sorun çözüldü. Gidelim. Hadi. Ben nişancıyı alacağım. Sen ötekini hallet. Tamam. Lanet olası.
10 dakika. Yoksa gırtlağını keserim. Vur onu. Kapa yani çeneni. Vur onu. Silahı bırak yoksa ölür. Gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. İsveç silahlarının kullanıldığını biliyoruz. Nordfosh Endüstrisi ve Sek Dragon bu operasyonu yürütme işinin içinde bulunuyor. Sek Dragon mu? Onun yerini biliyorsun ve o seni ölü sanıyor. Bir doktora görünmelisin. Ne yapılacağını biliyorsun. Miller, orada mısın? Miller. Miller, duyuyor musun? Bekle. Lütfen geri gel. Bir şey var mı? Hayır. Lanet olsun. Ne kadar var? 4 dakika. Bu sayı köprüyü havaya uçuracak. Sonra da buluşma noktasına gitmek için 1 saatim var. Hadi yapalım. Evet İnşallah. Efendim.
Lee'yi havaya uçururum. İkimiz de ölürüz. Bunu mu istiyorsun? Mona El Fater dışarıda arabadaydı. Onu yakaladık. Bir arama yapacağım. O senin olacak, ben gideceğim. Sorun çözülecek. Söylediklerimde ciddiyim. Şimdi bana telefonum lazım. Tamam. Aramanı yap. Dikkatli ol. Oda 5083. Her şey orada. Burada ne işin var? Seninle tanışmak istedim. Seninle mahkeme hapsine karar verdikten sonra konuşacağım. Bu olmayacak. Maria ben olduğum için öldü. Asla mahkum edilmeyeceğim. Bundan emin olabilirsin. Ama yaptığım şeyle hayatım boyu yaşamak zorunda kalacağım. Açıkçası bunu gizli tutmak ulusun yararına olur. Bu doğru. Ulusun yararı için ben buradayım. Yani bunu unutabilirsin. Hemen şimdi unut. Bekle. Al.
Bu sana ait. I am a